Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Modernizm ile alakalı birkaç kelam edelim inşallah. İçinde bulunmuş olduğumuz zamana uymak, zamanın şartlarıyla yaşamak, İslam'ı zamana uydurmak gayesiyle maalesef karşı karşıyayız. Bizim bütün hadis külliyatımızı toplasak, içerisinde Sevban radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, kulli fil İslami kavlen, bana bir İslam'dan bir şey söyle de, yani bana İslam'dan bir şey öğret de, la es'elu, bir daha sormayayım, ahadan gayreke, yani bir daha senden başka kimseye bir şey sormayayım bu konuyla alakalı" diye. İslam'da bir kelam, bir kavil, bir duruş istiyor Sevban radıyallahu anh. Ve Nebi aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Kul, de ki amentu billahi, ben Allah'a iman ettim, sümmestakim, sonra da müstakim ol" diye bir hadis-i şerif. Bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a iman ettim de sonra da istikamet üzere ol" diye bir ipucu veriyor bu dinden. İslam'ın bir başka şeye ihtiyaç duyulmayacak. Bununla yetinilse kişinin İslam'ı kurtulacak, imanı kurtulacak, ahireti kurtulacak. İşte bu istikamet, müstakim olmak. Sözü müstakim kılmak derler. Yani istikamet, dosdoğru olmak, düz olmak. İstikamet demek, tutulan yoldan sapmamak demek lügat itibarıyla. Ancak dinde istikamet nedir? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın yürümüş olduğu yolda adım adım ilerlemektir istikamet. Yine tarikat menbaında en büyük keramet istikamettir diye dinde tutulan yoldan taviz vermeden Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın bu dini nasıl yaşadıysa, nasıl ashab Resulullah'tan görüp de tabi'in halkasına aktardıysa, tabi'inden tebe-i tabi'ine aktarıldıysa, bu şekilde yaşamak İslam'da müstakim olmaktır. Bizim bugün sosyal hayat dediğimiz, aynı zamanda modern hayat dediğimiz bir olgu var. Ve burada Kur'an'ın ve sünnetin ne dediğinden çok, Kur'an'ın ve sünnetin neyi nasıl anlamamız, algılamamız gerektiğini emrettiğinden çok, hayatın gerekliliğini, hayatın bize koymuş olduğu kuralları yaşamak noktasında bir diretme var ve bize bir baskı var. Müslümanların da bunu peşinen kabullenmesi var. Mesela faizler çok az bir düşme yaşasa, kredi başvuruları tavan yapıyor. Müslümanların bu dünyada nasibinin ne olduğunu veya hangi imkanlarla bu nasibe ulaşabileceği hiç önemli değil. Yeter ki Müslüman kendi önüne sürülen, kendisine hayat diye sunulan bu serüncemi yaşamak ve burada kalmak mecburiyetinde hissediyor. Misalen, bugün bizlere ebeveynlerimiz erkek çocuğu için okuyabildiği kadar okumak, askere gitmek, sonra sigortalı bir iş bulmak, sonra çalışmak, sonra bankaya uğratıp bir kredi başvurusuyla beraber akabinde kendi ailesine uygun gördüğü veya çocuğun gezip gördüğü, sevdiği, flört ettiği kızla başvuru etmek, bankadan çekmiş olduğu yüklü miktar krediyi de düğün takılarıyla veya bir müddet daha belki 5 sene 10 senede çocuğun çalışıp bu borcu ödemesiyle bir hayat kurdurması bizim önümüzdeki en büyük tabu ve bugün Müslüman aleminin en büyük sanki vazifesiymiş gibi sunulmakta. Yani okuyacak, ne okuduğu mühim değil, bir üniversitede okuyacak, çocuğun ne iş yapıyor denildiğinde filan fakültede su mühendisi diye dedirtecek kadar, su ürünleri mühendisi dedirtecek kadar bile olsa bir alanda okutacak, akabinde sonrasında askere gidecek, gelecek, evlendirecek ve sonra çocuğunun belki KPSS sürecinden sonraki ufak çaplı da olsa bir memuriyetiyle övünecek, çocuğu veya
böyle çalgılı çengili bir düğünle evlendirdiğiyle övünecek ve ondan sonra hacı abimiz ne yapacak bu noktada? Dünyadaki vazifesini tamamlamışçasına emekliye ayrılacak. Artık Azrail kapısını çalana kadar şayet biraz daha Müslümanca yaşamı kendisine şiar edinmişse 5 vakit camiye gelecek, çay ocağında oturacak, namaz aralarında bir ilmihal bilgisinden, bir ayet mealinden, tefsirinden, bir hadis şerhinden bir haber bir şekilde çay ocağından camiye, camiden eve mekik dokuyacak. Şayet bu da yoksa eğer hayatında, İslami bir kültürde yoksa, bu yaşam alanında yoksa kendisine, kahvelerde pinekleye pinekleye ömrünü geçirecek. Bize yaşam dedikleri, hayat dedikleri şey şu. Aynen az evvel kaba şekilde tasvirini yapmış olduğu yaşam denilen olgu bu. Lakin bir Müslümanın bunu reddetmesi lazım. Üstadın durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak diye meşhur şiirine başladığı gibi bugün her Müslümanın önüne çıkıp dur kardeşim, bu cadde çıkmaz sokak. Edindiğin, kendine vizyon, misyon belirlemiş olduğun bu hayat Allah'ın ve Resulünün yoluna çıkmıyorsa berhava, boş. Bundan vazgeç diye bizim haykırmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Kul âmentu billahi sümmestakîm" hadisinden, yani iman ettim de sonra dost doğru ol kelamından, bakınız, "Kul âmentu billahi sümme istakîm" 5 kelime. Bu 5 kelimeden "Kul"ü çıkaralım, "Sümme"yi çıkaralım, "Âmentu billahi sümme istakîm" yani 3 kelime kalacak geriye. 3 kelimeden bize İslam'ın ne olduğunu, Müslüman'ın nasıl yaşaması gerektiğini özetliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü suali soran Sevban radıyallahu anh, "Senden sonra bir başkasına bir daha ben İslam'la alakalı benim işime gelecek bir şey sormayayım" dedi. "Bana öyle bir şey söyle" dedi. O da "istikamet üzere ol" diye bir emir buyurdu. Şimdi bizlerin önüne konan müthiş bir dünya var. Gençlerin sosyal medyada, televizyonda, dizilerde önüne sunulan asla masal kapaklarından dışarı çıkmayacak, realiteyle yakından uzaktan alaka kuramayacak bir hayat anlayışı var. Bugün Türk dizilerinin ekseriyetine bakıldığında bir manken ajansından fırlamış, yakışıklı, genç, babadan kalma büyük bir servetin başında holdingi yöneten, hovarda ama işe güce gütmeyen, fakat nedense çok ciddi bir profilde olan ama hiç sabah kalkınca işe gitmeyen bir dizi profili var. Karşısında biraz salak, aptal veya çok güzel ve tüm hedefi o çocuğu tavlamak olan bir kız var. Ve gençlerin hayalinde bu adam olmak var. Pahalı arabaya binmek, plazalarda iş yapmak, çok güzel kızlarla gezmek. Kızların hayalinde de böyle bir erkeği kapaklamak var. Peki, bugün belki beyaz Türkler tabiri kullanmak burada gerekli olacak. Bu topluluk dışında böyle bir hayatı olan, sabah kahvaltıda portakal suyu içen var mı aramızda? Yok. Yani çoğu zaman mesaiye yetişmek adına evde kahvaltı kültürünü terk etmiş bir milletiz biz. Hani bununla beraber kahvaltının bizim kültürümüzde olup olmadığını girmek istemiyorum şu an. O belki birkaç dakika sonra ona girebiliriz ama hani bizim kültürümüzün nedenli değiştiğini görmek adına kahvaltıyı da konuşalım aslında biz, ama hani asgari Türk kültüründe sabah kahvaltı, işte kaçta kalkıyorsa artık veya mesaiye kaçta gidecekse evinde, ki zaten bugün İstanbul şartlarında bir adamın saat 8.30'da mesaide bulunması için 6.30'da kalkması gerekiyor ya da evden çıkması gerekiyor. Kahvaltı hak getire zaten. Yani senin hayatında asla ve kat'a, belki 9 aylık bir kredi borcuna girip de veya 9 aylık taksite girip de Antalya'da yapmış olduğun 5 günlük tatilde bile bu hayat yok. Hani bir de böyle bir durum var. 5 gün Antalya tatili için, bir de tabii kredi teşvikleri başladı şimdiki yeni paketlerde. Yani sadece 5 gün kişinin kendisini yaşamış olduğu hayattan koparmak adına, o dizilerde, filmlerde gördüğü hayatı tatması adına 9 ay çalışıp borcunu ödeyeceği 5 günlük bir Antalya tatili. İlk gün zaten yol yorgunluğundan denizin kumun tadına varamayacak, uyuyacak. Son gün zaten valiz toplamaktan ötürü gelen bir şey kalmayacak. Geriye 3 gün kalacak. 3 günde
amele yanığı gibi bir plajda kalacak, çıkacak, denize girip çıkacak. Bu hayat için 9 ay krediye giren insanlar var. Kredi kartına 5 ay taksit yapıp, 5 taksit yapıp, 6 taksit yapıp 3 gün Muğla'nın, Antalya'nın denizini görmek isteyen insanlar var. Yani bizim işte önümüze itilen hayatı yaşamak zorundaymışız gibi dayatılan bir nokta var. Bugün evvela tekrardan oraya dönmek istiyorum. Önümüzde 12 yıl kesintisiz okul okumak şartı gibi bir durum var. 12 sene. Ben üniversite terk bir insanım. Kendi özgür irademle terk etmiş bir insanım. Üniversiteye hiç girmeden 12 yıl boyunca örgün hayatımın belki 12-13 yaşına kadar, yani ortaokula gelene kadar zaten niçin okula geldiğimin, niçin gittiğimin, sabah niçin erken kaldırıldığımın, işte belki ileride bel fıtığı oluşturacak ağırlıkta bir çantayı sırtıma takıp da her sabah 1 kilometre belki işte ne kadarsa okulun mesafesi yürüyüp geri geldiğim bir hayatı anlamadan zaten 13 yaşına gelene kadar 8 sene okula gittim geldim. Bunu hepimiz yaşadık zaten. Peki geriye dönüldüğünde 12 yıllık bir eğitim hayatı demek korkunç bir program demek. Yani bugün başarılı bir programa 12 sene bir çocuk teslim edilse o çocuğun profesör olması lazım. Veya çok ciddi noktada bir kaliteye ulaşması lazım. Ama bugün bizim, yani bu sosyal medyayı yermek kadar hakkını vermek de lazım. Toplumun analizi için çok önemli bazen röportajlar olabiliyor. Yani belki hani gençliğin tabiriyle makara yapmak için, halkı tiye almak için yapılan mikrofon uzatmalar var ya, İşte bunlar aslında toplumun muazzam bir analizini sağlayabiliyor. Yani şunu soruyor işte spiker denen kişi, Mısır piramitlerinin Türkiye'den kaçırıldığı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tarih öğretmeni olduğunu daha sonra itiraf eden bir adam, tarihimize sahip çıkmamız lazım, İşte değerlerimizi kaybediyoruz gibi bir takım safsatalar söyleyip geçiştirdi. Çoğu Mısır piramidinin ne olduğundan haberi yok. Yani çok basit, orta 1 ve orta 2'de çok ufak görülen bir matematik konusu, işte çıkarma toplama işlemi var, parantez arası işlem var. 100 kişiye soruyor, bir kişi cevabını veremiyor. Yani normalde sadece toplu işlemlerde, yani karmaşık işlemlerde önce parantez içi çözülür. Bu ilk kaideyken, matematiğin ilk kaidesiyken bu konuda, bunu dahi bilmeyen, sokakta binlercesi var. Ufak bir çarpım tablosu sorulduğunda bana bundan sonra ben sözelciyim diye, yani tamam sen sözelcisin de 3. sınıftan orta sona kadar, hatta lise 1'e kadar, yani sen sözel bölümünü seçene kadar bil fiil zaten sen bu matematiği gördün. Yani neticeye bakıldığında 12 yıllık eğitimin, öğretimin hiçbir şey kattığını da göremiyoruz. Artı benim belki çocuğun küfür etmemesi için çaba göstermemden, çocuğun ahlakının düzgün olması için semt değiştirmem gibi bir takım konulara bile girmişsem şayet, ki biraz daha gelir seviyesi düşük olan insanların yaşamış olduğu yerlerde genelde çocuklar sokakta büyür, anneler ilgisiz olur. Yani ekseri sosyal harita budur Türkiye'de. Ve çocuklar genelde küfürlü konuşur. Ben bunu istemiyorum çocuğumun böyle olmasını ve semt değiştiriyorum belki. Hani belki boğazımdan kesiyorum, biraz daha kiramı artırıp başka bir semte taşınıyorum. Çocuğumu stabilize bir şekilde yetiştiriyorum. Fakat 7 yaşında teslim etmiş olduğum çocuğum eroinman çıkabiliyor. Yani sigara kullanımı zaten artık meşru bir boyuta indi. Liselerde, ortaokullarda kürtaj meselesinin düştüğü yaş grafiği çok zaten alarm veriyor. Ama ben bunu düşünemiyorum, soramıyorum veya sorgulayamıyorum. Bana dediler ki sen okula gideceksin, daha sonra evleneceksin, işte iyi kötü bir sigortalı işin olacak, çocuk sahibi olacaksın, çocuğu da aynı yoldan götüreceksin. Ve sonra öleceksin. Yani bu neden bu hayat bana sunuldu? Niye ben bu hayatı yaşamak mecburiyetindeyim? Niye ben bana dayatılan bu şeyleri görmek zorundayım? Ben neden çevremden sürekli işte kirada oturma, kiraya verilen para boşa gider, İşte bak faizler düştü, kredi çek, şu evi al gibi ithamlarla bir Müslüman olarak muhatap olmak zorundayım. Yani ben, bana babamdan bir ev kalmadıysa ben de çocuğuma bırakmayacağım yani. İşte çoluk çocuğuna ev bırakırsın. Ya bana babamdan kalmadı. Benim niye çoluk çocuğum o halde ev benden bekliyorlar?
Ben nasıl çalışırım hayatımı kazanırsam, o da kazansın. Benim böyle bir vazifem yok. Ama böyle bir vazifem olmamasına rağmen toplum öyle bir şekilde bizi empoze ediyor ki, bizi öyle bir şekilde afyonluyor ki buna teslim olmuşuz, buna mecbur olmuşuz. Evleneceksin, hanımın da çalışacak, kredi çekeceksin, hanımının maaşı bankaya gidecek, senin maaşın evdeki masraflara gidecek. Neden? Mecbur muyum ben buna? Bir Müslümanın, evet, dünyada ev sahibi olması dünyadaki onun nasibindendir. Hatta evinin geniş olması saadettendir, dünya saadetindendir. Lakin nasip olmadı. Öyle bir zamanda yaşıyorum ki ben, şu İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorum, 500 bin TL'yi gözden çıkarmazsam bir ev sahibi olamayacağım ben. 2-2-4. Ancak çevreye bakın, bize bu evleri satan insanlara bakın. Yani ben gidiyorum bankadan, ömrümdeki yaşayacağımın meçhul olduğu son 20 seneyi bankaya ipotek ediyorum. Ben bundan sonra 20 sene bankaya çalışacağım diyorum. Oradan 500 bin TL para alıyorum. Al diyorum müteahhit abi sen bu parayı, bana şu evi ver. Peki bu adam nerede oturuyor? Kirada oturuyor. Neden? Çünkü 500 bin gibi büyük bir paranın içinde ne kadar yaşayacağın meçhul olan bir yere gömmek istemiyor bu adam. O parayı ticarette kullanmak istiyor. Canlı tutmak istiyor. İşte akıl bunu gerektiriyor. Biraz farklı düşünmek bunu gerektiriyor. Bugün en büyük, hani artık soy ismi bilmem ne oğlu, bilmem ne zade olanları bahsetmiyorum ama ortada 5-10 apartman yapmış bugüne kadar. Müteahhitlere bakın kiracıdırlar. Niye? 500 bin lirayı sermaye yapmak varken, bir binanın kabasına çıkmak varken, 10 tane daire sermayesi yapmak varken niye bir evde otursun ki? Kira ödeyecek gücün varsa tüm evler senin zaten. Veya benim işte bir ev parası kadar arabaya binmiş bir müteahhite, onun da kızına veya hanımına bir araba daha alma fırsatı niçin sağlıyorum ben? Geçenlerde kendi Facebook sayfamda bir şey paylaştım. Türkiye'deki en kayda değer 10 firma. Yani işte milyar doları bulan şirketlerin milyar dolar kadar hesap eden pazarı. 10 tane, ilk 10 firmanın 5 tanesi banka. Bakınız 5 tanesi banka. İş Bankası var, Ziraat Bankası var, Garanti Bankası var. Diğerleri hatırımda değil. Bir şey sormak istiyorum. Banka ne üretiyor? Hiçbir şey. Bir bankanın ürettiği, ticaretini yapmış olduğu bir şey var mı? Hayır. Sadece sana ev almak zorundasın diye empoze eden bu hayatı güzel bir şekilde o kurguyu anlamış, dışarı çıkmış o kurgudan, ev almak mecburiyetinde hisseden kişiyi yakalıyor ve ona evi almak için benden borç al, bundan sonra bana çalış diyor. Ondan alıyor, ona veriyor, ondan alıyor, ona veriyor. Para ticaretini yapıyor. Yıllık bilmem kaç milyar dolarlık veya yani bütün parası birkaç milyar doları bulan firmalar bunlar. Yıllık bizim rakamını telaffuz etmekten aciz olduğumuz, bir arada görmemizin bırakın mümkün olmasını geçin, telaffuzunu yapamayacağımız rakamları yıllık kazanıyor bu adamlar, bu firmalar, bu bankalar. Ne üretiyorlar? Gidin en bir ilçenin caddesine, ismi nedir en meşhur caddesi? Bankalar Caddesi. Neden Müslümanların yaşamış olduğu yerde cami merkezli bir hayattan banka merkezli bir hayata geçiş yaptık biz? Eskiden gidin mesela dokusu bozulmamış Safranbolu'ya gidin, Beypazarı'na gidin, o İç Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun bozulmayan Osmanlı şehirlerine gidin, cami merkezlidir. Merkezde cami, medrese, hamamı, aşağınesi, imarathanesi, etrafında evlerin dizilimi var. Ve en şehrin en işlek yeri, şehrin en gözde yeri camiye ayrılmışken, bugün artık bankalarda en işlek yerler. En işlek caddeye Bankalar Caddesi diyoruz. Caddedeki en pahalı dükkanları bankalar kiralıyor. Ve bu bankanın bir üretimi olmamasına rağmen ayda 30 bin, 50 bin, 100 bin gibi rakamları gözden çıkarıp en pahalı yerleri banka kiralıyor. Hiç düşünmekten, acaba kendimizi yani düşünmekten korkmayıp da bu noktada bir soru işareti acaba kafamıza atabilecek miyiz? Ben, evet, araba ihtiyacı Müslüman için var olan bir şeydir. Hele ki evli bir insansan, hassasiyetlerin yüksekse, toplu taşımaya binmek arzusunda değilsindir. Çok güzel bir hassasiyet bu. Ancak
ömründe kaç sene yaşayacağını bilmediğin bir hayatın önündeki birkaç senesini ipotek edip bir arabaya borçlanmak, faize borçlanmak, hani bunun alternatifleri var. Katılım bankası var veya farklı yöntemleri var. Onları belki konuşabiliriz ilerleyen dakikalarda. Ancak ben doğrudan sıkıştığı anda bankayı bilen, bankayı bulan ve bütün bu sistemi bankaya iten Allah-u Teala'nın şu kitapta koymuş olduğu Karz-ı Hasen, güzel borçlanma, güzel borç verme metodunu, bu uygulamasını silen, bitiren, bu Müslümanın Müslümana yandığı vakitte bir bardak su dökmeyecek noktaya getirten bu sistemi sorgulamak lazım bize. Tekrardan soru işaretini yeniliyorum. Neden 12 sene en az ben oğlumu ne olacağı meçhul, ne katacağı meçhul okula göndermek mecburiyetindeyim? Neden bana okuldan sonra bir sigortalı işe girmek zorundasın, yaşamak zorundasın diye dayatılıyor? Ve bu insanlar sigortalı yaşamak mecburiyetinde olduğu için toprağını, köyünü bırakıp İstanbul'a geliyor, Ankara'ya geliyor, İzmir'e geliyor. Peki soruyorum toprağını bırakan bu insanlara. Sen köyde ineğin vardı, koyunun vardı, toprağa eşiyordun, ekiyordun, bir şey çıkarıyordun oradan, bir şey hasat ediyordun. Ama sana bu yetmedi. Neden yetmedi? Çünkü birincisi, evinin zemini fayans döşeli olacaktı. Duşakabinin olması lazım. İşte perdelerin stor olması lazım. Çünkü niye? Görmüş olduğun dizilerde hayat böyle işliyor. Sonra köy yerinde yaşanır mı canım? Veya var olduğun, mesela gidin Anadolu köylerine, her kapıda bir tane traktör vardır. Her kapıda. Halbuki bir antiparantez bu konuyu konuşalım. Bir köye bir traktör yeter aslında. Ufak bir, belki 15-20 hanelik bir köye bir traktör yeter. Her gün bir kişinin tarlasını çalışsa, yani hasat zamanı bitene kadar tüm köye yetecek kadar aslında bir iştir bu. Ancak köylünün birbirine hasedinden ötürü her birinin kapısında 80 bin liralık, 100 bin liralık traktör yatıyor. Bunu yılda kaç defa kullanıyor? Bir hafta kullanıyor. Hasadından bu traktörün banka ödemesini kaç yılda tamamlayabilecek? 10 yılda. Bunun için ne yapıyor? Hayvanını satmaya başlıyor. Tarlasını satmaya başlıyor. Sonra tarlayı sattıktan sonra eldeki traktör bir işe yaramıyor. Halbuki işte biz paylaşmayı, beraber olmayı cami safında kaybettiğimiz için köy meydanını da bulamıyoruz. Bir köye bir traktör yeterken, bir motor yeterken, imece usulü alınabilirken, 10 tane hane 8 bin lira koyup 80 bin lira bir tane traktör alacakken, her hane 3 tane ineğini 5 dönüm tarlasında ipotek ettirip, her birinin kapısına 80 bin liralık traktörü çekip, motoru çekip, ondan sonra 2 günde işini bitiriyor, traktörün üzerine örtüyü çekiyor, danteli örter gibi, bir dahaki seneye kadar yatıyor bu traktör. Akıl işi mi? Mantık işi mi? Değil. Ama bize ne öğrettiler işte o televizyonlarda? Bu hayat yaşanmaz bir hayat. Peki ne yapacağım ben? Sigortalı bir işim olması lazım. Köy yerinde mümkün değil. O halde ne yapacaksın? Sat bağ bahçeyi, haydi İstanbul'a. Ve senin köyde yaşamış olduğun hayatı yaşayan, bahçeli bir evde yaşayan, müstakil bir evde yaşayan, apartmana sığmak istemeyen, kapısında köpek besleyen, evinde kedi besleyen, belki yazlığını İstanbul'un köyleri denen işte Beylikdüzü taraflarına yaptırıp da orada iki de inek koyun besleyen bir patronun yanında asgari denilen ücrete tabi olup sen ona tabi oluyorsun. Onun burada dayaklı hayatı yaşıyorsun ve o senin köyde terk ettiğin hayatı yaşamaya başlıyor burada. İşte bizim bunu düşünmemiz lazım. Sorgulamamız lazım. Neden? Niçin? Niye burası? Niye burada olmak mecburiyetindeyim? Neden ben bu önüme sunulan hayattan, bu koridordan geçmek zorundayım? Çünkü benden bu isteniliyor. Ve ben Kur'an ve sünnetin bana dünya hayatına bakmam için açmış olduğu pencereyi kapatıp bana hakim olan güçlerin penceresinden baktıktan sonra ve baktığım müddetçe de bu hayattan kurtulamayacağım. Bir adam, yani şimdi sigortalı olmak suçmuş gibi bir psikolojiye sokmak arzusunda değilim hiç kimseyi. Ancak şunu söylemek arzusundayım. Sigortalı bugün zaten sigortası çalışmak suç, yasal bir suç. Peki, sigorta üzerinde çok gayret gösteren veya işte sigorta olmazsa hayatının biteceğini düşünen insanlar var. Soruyorum, gel kardeşim buraya. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Peki, Türkiye şartlarında en erken emeklilik kaç yaşında? 65 yaşında. Kaç yıl var? 35 yıl var. Peki kaç yıl prim ödemen gerekiyor? 25 yıl. Sonraki 10 yıl çalışmak zorundasın.
O halde niye kasıyorsun bu kadar? Veya sigortan yok diye, yani 10 yıl daha çalışmasan sen diyelim ki, yani sigortası çalışsan belki, gitsen bir bağda bahçede çalışsan, bir tavuk beslesen, köyüne gitsen 10 sene daha mesela, bir kaybın yok. Çünkü senin primin dolsa bile seni mecbur çağıracak buraya. Bir de şu an yasanın bir ters durumu var. Emeklilik yaşına primi çok dolan kişi az emekli maaşı alıyor, az olan daha çok alıyor. Bu da ayrı bir garabet bu noktada. Peki, seni köyünden, bağından, bahçenden koparıp getirilen hayat değdi mi? Hayır. Şimdi burada da biraz böyle cakayı düzelten insanlar da yumurtanın organiğine koşuyor, domatesin organiğine koşuyor. Köyde kurt girmiş diye kesip attığın domatesin parçasını kurtlu diye alıyor. Çünkü kurdun yediğini, hani ilaç olan şeyi kurt yemez. Yani kurdun yemediğini biz yiyoruz aslında bu şehir hayatında. Önümüzde böyle cillop gibi gelen domates, cillop gibi gelen o kıpkırmızı elma. İçine bir arıyorsun, bir tane kurt izi yok. Ama bu hastalıklı demektir. Çünkü doğal olanda, hastalıksız olanda kurt da olur. Biz kurdun, kuşun yemediği şeyi de yiyoruz aynı zamanda. İşte bu bazen sisteminden korkmayan bazı doktorların çok sıkı yıkayın ilaçlarınızı, meyvelerinizi filan demesi var ya, çok sıkı yıka çünkü üzerindeki belki 10 kat asfalt gibi olmuş zirai ilaçları sökat da yiyor sana adam çünkü. Ama işte biz bütün bunları düşünmüyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. Yani bir oturup hakikaten ya ben niye İstanbul'un çilesini çekiyorum? İş yerim Mecidiyeköy'de. Oturduğum yer Esenyurt. Arası 40 kilometre. Vesayetim yoksa, vasıta kullanacaksam benim 8.30'da orada olmam için 6'da çıkmam lazım Esenyurt'tan. 6'da kalkıyorum. Yola çıkıyorum. 8.30'da mesaiye geldim. Akşam 5.30-6 paydos. Trafikte zaten 9'dan önce eve gitmem mümkün değil. Eve geldim, uyudum. Peki, bu 5 gün, 6 gün böyle sürüyor. Pazar günü resmi tatil. İstanbul demek, eskinin İstanbul'u aslında veya eski kafalıların İstanbul'u, hakiki İstanbul'un kafası şudur. Pazar günü inersin bir sahile, bizim ya da mahalleyi konuşayım, bizim jargonu konuşayım. Sabah namazını Eyüp Sultan'da, mis gibi. Oradan bir çorba içersin, çıkarsın Fatih Türbesi'ne, dolaşırsın, işte sahile dolaşırsın. Akşama yatsıya kendi mahallemesine gelirsin, şehri de gezmiş olursun. İstanbul'un manevi nimetini de görmüş olursun, yatarsın. Ama adam ne diyor? Lan zaten ben haftanın 6 günü metrobüste anam ağlıyor. Oturacak yer de bulamıyorum zaten. Pazar günü yatmam lazım. Peki sen Ayasofya'yı en son 10 sene önce gördün. Sen İstanbul Boğazı'nda cenaze oldu da karşıda belediyenin ücretsiz arabasına bindin de gittin karşıya. Köprüyü o zaman gördün. Yani madem ki böyle kötü bir hayatı yaşıyorsun İstanbul'da, İstanbul'da durmanın sana ne faydası var? Madem ki basıpsız bir işçisin, git alelade fabrikası olan bir Anadolu şehrinde de iş bulabilirsin. Yani git Manisa'ya. Orada domates burada 8 liraysa orada 1 lira. Yani kolay yaşa. Burada kiraya 1500 lira veriyorsun. Orada 600 lira kira bulursun. İşte bizim Müslümanın kafasında şimşek çakacak bir nokta lazım. O noktayı yakalayamıyoruz, ıskalıyoruz biz sürekli zaten. Yani bana dayatılan bir hayat var. Bana önüme yaşayacaksın diye sokulan bir hayat var. Beni mecbur ettikleri bir sistem var. Ama işte burada durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak demeye bizim ihtiyacımız var. Bunu diyecek adamlara ihtiyacımız var. Peki, istikamet dedik, sümmestakim dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istikamet üzere olmak ve bu istikameti bu modern hayata mezzetmek meselesi veya bu modern hayatta, modernizm rüzgarında bizim istikametimizi korumamız lazım. Evvela hadiseye, vakaya, Kur'an penceresinden, sünnet perspektifinden bakamadığımız için bize dayatılan her şeyi kabul etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü bizler İbn Haldun'un dediği gibi mukaddimesinde galip olan milletler, mağlup olan milletleri kendisine benzetir. Yani tabiri aksten verelim, mağlup olanlar galip olanları taklit ederler. Bizlere galip olan bir batı medeniyeti var. Son 2,5 asırdan beri bizim tanzimat fermanı demiş olduğumuz, artık İslam'dan kopuşumuzun, yani şeriat devleti olan Osmanlı'nın bile tanzimattan sonraki savrulmasından itibaren günümüze kadar 150 yıllık bir serüvende bizim İslam'dan kopuşumuzun, millet olarak İslam'dan ayrılışımızın fermanı tanzimat fermanıdır. Mesela orada bizim
bir tabirimiz var. Gavur. Ne demek? Gayrimüslime biz gavur diyoruz. İşte Tanzimat Fermanı'nda işte onlar inciniyorlar diye gavur